Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Snowrunner'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Yuko'nun yan görevlerine başladık. Bugün başlıyoruz yani. Her zaman yaptığımız gibi yolları açmak için köprüleri ve yolumuzun üzerindeki engelleri kaldırmak için önce onları yapıyoruz. Şimdi Batı Köprüsü önemli bir köprü. Önce bunu tamir edelim. Daha sonra da bu ahşap köprüyü yapalım. Şimdi bunu yapmak için metal kiriş almamız lazım. İki tane. Evet, motoru çalıştıralım. İlk teslimatımızı yapalım. Köprüyü aktif hale getirelim. Bugün ne kadar yaparız bilmiyorum ama bayağı yan görev var. Şöyle elimizden geldiği kadar süreyi de iyi kullanıp ben bazılarının hazırladım malzemelerini. Olanları yapalım. Şöyle ortaya ne çıkacak? Hep birlikte bir bakalım. Yukon güzel bir harita. Ama bu köprüleri tamamlarsak daha da güzel olacak. Evet, yakınız köprüye. Bakın şuradaki trailer var orada. Onu da ana görevlerde bir yere götürmemizi istiyor. Tabii daha ona var çünkü önce su basmış dağ etekleri miydi buranın adı? Evet, önce buranın yan görevlerini bitireceğiz. Ondan sonra diğer haritaya geçeceğiz. Oranın da keşfini yapacağız, yan görevlerini yapacağız. Biraz işimiz var. Daha o ana görevlere var. Şimdi teslimatımızı gerçekleştirelim ve köprümüz kurulsun. Evet, Batı Köprüsü'nü hayata geçirdik. Şimdi büyük keniği şöyle bir yoldan alalım. Neye geçelim? Neydi şunun adı? Ahşap köprü. Şimdi bunun ahşabını nereye koymuştuk? Şurada olabilir mi? Evet, bence onlar burada. Şuradaki binayı bozdum. Yani bunların kullanabiliyoruz. Winch var. Winch'in yanına gidiyorsunuz. Teslim alabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım. Evet, biraz zorlandık. Şimdi köprüyü tamir ettiğimiz için artık rahatça köprüden geçebiliriz. Şöyle köprüden geçip şöyle geleceğiz. Şöyle kenardan yola birleşip ahşap köprünün tamiratını yapacağız. ANK bizimle birlikte. Ya bugün bir de Rus kamyonu MAZ kullanacağız. Onu da modunu indirmiştim. Bu da güzel bir kamyon. Değişik. Filomuzda olmasına karar verdim. Yani kardaki gidişi falan iyi. Zaten şimdi görürsünüz. Onunla da bir kurtarma görevi yapacağız. Yavaş yavaş bakalım şu şeyleri halledelim.
onarımları, tamiratları halledelim. Şimdi tamir ettiğimiz köprüden geçeceğiz. Ops. Evet, büyük yeni burada. Bu da tamir ettiğimiz köprü. Burada ana görevlerde yanlış hatırlamıyorsam çok teslimatlı görevler vardı. İşte 4 tane şundan, 5 tane bundan bir görevde 12-13 parçalı teslimatlarımız olacak. Ve onlar için de tabii ki 6 slotlu Arnie'yi kullanırız. Yine büyük yeniler bizimle birlikte olur. Büyük teslimatları da zor yerlere yapacağız çünkü şu dağın eteğinde bir maden şirketi var. Onu aktif etmemizi istiyor oyun bizden. Yani Yukon'un ana görevi o. Kanada Yukon'un olayı oradaki maden şirketini hayata geçirmek. Ben zorlanmıştım stok kamyonlarla burada biraz. Çünkü bu sulardan geçmesi zordu. Şimdi modlu kamyonlarla rahatça geçiyoruz. Ama siz bakmayın yani bu kadar kolay değil. Stoklarla zor. Şimdi yolun bu tarafına geçmemiz gerekecek çünkü köprü bu tarafta. Bir bakalım şimdi şuradan geçiş nasıl olacak? Evet, teslim yerimize geldik. Bu köprüyü de böylece bağlamış olduk. Şimdi buradan bunu şuraya tekrar getirelim ki gözümüzün önünde olsun. Evet. Varilleri yuvarlama. Tamam, bu görevi yapalım. Buraya HD750 diye yeni bir mod indirdim. Onunla yapacağız. Şimdi rotamıza bir bakalım. Buraya gitmemizi istiyor. Hepsini buraya getireceğiz. Tamam. Şöyle geliriz. Şöyle bu kıyıdan. Yine bu kıyıdan gelip buraya teslimatımızı yapacağız. Bu araç da çok güzel bir araç. Motor sesi güzel. Rahatsız etmiyor insanı. Arkada çift lastik var. Ama yakıt düştü. Şimdi etrafımızda bir şey var mı? Vinçli kamyon. Şurada bir kendi var bakayım. Bu kendiden destek alacağız mecbur çünkü düzelmez o. Şimdi bakalım nerede bizim
kaza yapmış. Aracımız. Bu üzerimizdeki şarjörü de bir yere teslim etmemizi istiyor. Onu da edeceğiz ama şimdilik kendinin vincinden faydalanmak zorundayız. Neyse ki yakınlarda onu getirmişiz. Yani bu da daha ilk virajda düşüyorsa işimiz var bununla. Bunu onun bagajına atarsak rahat ederiz. Bakalım öyle bir şey oluyor mu? Tamam. Oluyormuş, güzel. Şimdi rotayı tekrar çizelim. Bu Ford F750 yeni bir versiyon. Yani öyle çok seri uçan kaçan bir araç değil ama faydalı. Görüntüsü de güzel. Böyle tek slotlu kargo da getirebiliyor. İki görevi devreden çıkardık. Şimdi bunu da teslim edersek 3 görevi yapmış olacağız. 2 tane de keşif de yapmıştık. Bir Caterpillar demonte olanı getirmiştik. Bir de başka bir teslimat daha yapmıştık ama hatırlayamadım şimdi onu. Ha, köprüyü aktif etmiştik yine metal kirişte hatırladım şimdi. Evet, yükü de buraya bırakmamızı istiyor. Römorku da. Pınar yakınındaki kulübelere teslim edin. Tuz 166'yı. Kibir görevi. Evet, şimdi Maz kamyonunu 6317'yi kullanacağız. Motorunu bir çalıştıralım. Umarım fazla zorlanmayız. Bunun arkasında vinç takılabiliyor. Genelde kafanın arkasına alışkınız. Hoşuma gitti arkada olması. Bunun belli avantajları da var. Arkaya mesela bir tane trailer koyduğumuzda ikili. Bu vinç sayesinde çok rahat bir şekilde yükleri indirip yükleyebiliyoruz yani. Şimdi bakalım.
3076'yı biraz şöyle çevirelim biz. Evet. Winch'i yükleyelim. Aracı paketledik. Şimdi bizden bunu karşıya geçirmemizi istiyor. Tamam. Gördüğünüz gibi mazın görüntüsü güzel. Güzel de bir kamyon. Bunu kullanırız yani görevlerde. Ağır devirli bir kamyon. Güçlü ama. Karda, buzda performansı güzel. Devrilmezsek daha da güzel olur. Şu havayı biraz açalım. Böyle diğer buzlara batsa da öyle çok şey değil yani, hani böyle çok takılıp kalmıyor. Ağır devirde olsa yine iş görüyor. Kütük işlerinde işimize yarar. Kütük taşıma işlerinde. Evet, burayı teslim etmemizi istiyor. Tuzlu 166'yı. Ve tamamdır. Şimdi göl evine yakıt varilleri teslim edilecekmiş. Bunun için evet, bir kenimiz var orada. Çalıştıralım. Buraya getirip bırakmışım ben. Bunlar görev şeyleri yani, yakıtları böyle saçılmış. Onları toplayıp adrese teslim etmemizi istiyor. Ki yakın. Yalnız bu keninin şeyini değiştirmemişiz daha, vincini. Eski tip vinç kullanıyoruz. Ben modda indirmiştim bu kırmızı vinci. Daha güçlü. Bunları bir ara değiştirelim. Şimdi şunu da alalım. Bir paketlemeyi deneyelim bakalım. Güzel. Bir tane kaldı. Bunun teslimat yeri zaten yakın. Çok uzak değil.
Hemen yapalım teslimatımızı. Çevreye saçılmış 4 tane yakıtı aldık. Dediğim gibi yakında zaten. Güzel. Başarısız olmuş, yarım kalmış bir teslimatı tamamladık. Şimdiki görevimiz Chevrolet Kodiaq'ı onar, bilin evine teslim et. Evet, bunu AMG ile yapabiliriz. İşte köprüyü tamir ettik ki şimdi oraya rahatça geçebiliriz artık. Burada bir Kodiaq varmış. Buraya daha önce geçememiştik. Şimdi artık rahatça geçebiliyoruz. Şu Kodiaq'a bir bakalım neredeymiş. Evet, binanın arka tarafında. Garajda duruyor. Şimdi bunu onaracağız. Tamam. Onarım. Buraya araç yedek parçaları test etmemizi istiyor. Araç yedek parçaları burada. Bunları da Kenny ile suyun içinden toplayacağız. Bakın bunda yenilenmiş vinç var. Daha güçlü. Daha uzun bir vinç. Böyle kasanın sonuna kadar uzayabiliyor. Güzel. Şimdi paketleyelim. Bil amcanın evine gidelim bakalım neredeymiş orası. Tamam. Hızlı bir giriş yaptık. İlk baştaki o yakıt devrildi ama neyse ki ona hemen müdahale edip durumu toparladık. Daha sonraki görevlerde öyle çok vaktimizi almadı. Mazda güzel bir teslimat yaptık. Kenny ile varilleri topladık. Şöyle bir üstün körü bakarız. Bakalım ne durumdayız. Bu bölümde kaç tane yapacağız? Kaç tanesinde bir sonraki bölüme kalacak? Ben de merak ediyorum. Şimdi yolun karşısında Bil amcanın yeri. Ama bizim arkamızda bir nokta kalmış. Onu şöyle önümüze alalım. Şimdi burada bir yol var. O yola bir girmemiz lazım bizim.
Evet, bu görevi de başarıyla bitirdik sayılır. Şimdi teslimatımızı yapalım. Çok güzel. Şarj ücreti de bize verdi Kodya. Onu sonra oradan bir ara alırız. Şimdi vadideki eve teslim et. International Loot Star'ı. Neredeymiş o? Yukarıda. Evet, onu Kenya'ya yüklemiştik. Şimdi bunu vadideki ev. Evet. Bununla bir yerden bir yere inmemiz lazım. Şöyle insek. Şöyle gelsek. Bir yerden karşıya geçmemiz lazım. Evet, biraz dolan başlı bir teslimat. Şimdi yapmamız gereken bir yol bulmak. Bakalım burada sanki bir yol var gibi. Evet. Loot Star'ı arkamıza sabitledik. Bunlar bu haritanın zor görevleri, baba görevleri. Biraz zor oldu oradan dönmek. Ama hallettik. Evet, biraz takıldık buradaki suya. Şimdi buralar biraz dikkatli inmeyi gerektiren yerler. Full taşlık kayalık. Şimdi uygun bir nokta bulup suyun diğer tarafına geçmeyi deneyeceğiz. Şurayı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle de sağ tarafı.
Burada akıntı biraz zorluyor insanı ama kendilerin üstün mod gücü onu da kırıyor. Evet, aracı devirdik ama sorun değil. Çekerek götürürüz. Hayda. Niye gelmedi? Zaten teslim yerine de geldik. Müthiş. Şimdi bir gözden geçirelim bakalım kaç görevimiz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Servis yedek parçaları şurada. Buraya istiyor. Tamam. Onları zaten yüklemiştim galiba. Yükledim mi hatırlamıyorum. Birini yüklemiştim. Diğerini de yükleyecektik. Harika. Şimdi bunu da o ileriye doğru bir yerde teslim yeri. Sudan geçelim. Akıntı çok güçlü. Bayağı zorluyor kamyonu. Teslim yerimize geldik. Tak tak. Çok güzel. Sonraki görevimiz neymiş? Yükleme sahasına manuel yükleyin. Ha şu şey. Bunu kullanarak bunu şeyi paketi oraya bırakmamız istiyor bizden. Şimdi bu nasıl kullanılıyor acaba? Tamam. Shift'e basıp Q'ya basarsak kalkıyor, iniyor. Tamam. Biraz dikkat gerektiren bir iş.
Biraz da gıcık bir iş. Tamam. Sağ ol canım. Şimdi şuraya koyabilirsek. Tamamdır. Orada F'ye basıp yükü teslim etmemiz gerekiyordu. Hallettik. Biraz zaman aldı ama bu forklifti de bize verdi. Şimdi az önceki bize yardıma gelen şu büyük kenideki şavyoleyi buraya teslim etmemizi istiyor. Yapalım. Şimdi bu yolu çıkmamız lazım tekrar dönüp. Yani görevleri bayağı azaltmışız. Orada bir 5-6 görev kalmış. Şimdi doğru yolda mıyız? Evet. Bugün çok güzel, verimli bir video yaptık. Yani oyunu da ona göre oynadık. Çok fazla oyalanmadık. Önceden yaptığımız hazırlıklar işimize yaradı. Tamam, şimdi böyle geleceğiz. Buradan Joey amcanın kulübesine.
Yani gaza birden abanmadıktan sonra bir sorun olmaz. Şöyle inelim. Yapma. Direnç evi Şevi bizimle beraber ne güzel geliyordu. Sonra su koy verdi. Şimdi onu çekeceğiz. Evet, araçlar düşüyorlar. O yüzden çekmek daha mantıklı. Teslimat alanımıza geldik. Şöyle güzel bir dönüşle teslimatımızı yapalım. Kendi biraz büyük olduğu için dönüşler sıkıntılı oluyor. Şimdi bunu oraya göstermemiz lazım. Evet. Mükemmel. Şaks on topa teslim edin. Evet, bunları hazırlamamıştım. Don 71 buradaymış. Bir sonraki bölümde bunları yapalım. Şunu hazırlayacağız. Terk edilmiş römorku. Düşmüş kayalar. Buradan sarf malzemesi alacağız. Bir sonraki bölümde onları yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. Epey görevleri azalttık. Bir sonraki bölümde bunları hallederiz. Daha sonra da büyük somon zirvesine geçer. Bir iki tarama yaparız orada. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kaptan hepinizi çok seviyor.